Merhabalar, ben Mustafa Kemal Şimşeker. Aracımız yolda kaldı. Emre Bey sağ olsun aradık, koşa koşa geldi sağ olsun. Emre Bey'in numarasını buradan ulaşabilirsiniz. Ankara'da hangi bölgelere gidiyorsunuz Emre Bey? Her yere hiç sıkıntı yok. Her yere gidiyorsunuz. Ama Ankara'da 7/24 çalışıyorsunuz. Evet. Tabii Emre Bey uygun fiyatlar da verdi. Peki çekici de ne fark edebilir? Hani neden yani seni tercih etsinler veya? Her insan mesela pısık bir arabayı alamaz. Her insan modelli bir arabayı taşıyamaz. Herkes şöyle söyleyeyim mesela bilinç altında mesela herkes ucuza kaçıyor mesela. Ucuz olabilir mesela ama araçlarınızın sigortalı ya da sigortasız. Ha, aracımızın sigortası da var. Tabii kesinlikle. Taşıyacak mı taşımayacak mı bilemez. Şimdi düşürdüğü zaman aracınızı Allah korusun ya da indirirken bir tamponda bir şey geldi. Ya da başına bir iş geldi, onu kapsayabilecek mi bilmeyecek mi, bunların hepsi önemli. Hadi başlayalım o zaman. Tamam. Arabamızı çekmeye başlıyoruz, çıkartmaya. Aynen. Ve indirmesi sanırım. Çanta bağlıyormuşuz. Çanta bağlıyormuşuz. Anahtar üzerinde. Sanırım. Direksiyon çok sertleşti. Evet. Devir daim dağıttı. Alttan da gözüküyor zaten. Devir daimin de. Nereye bağladık onu şimdi? Tabloya. Arabalarda bu da çok önemli. Şimdi müşterilerimiz genelde tamponda işte çeki demirine bağlatmak istiyor ama şimdi bazı araçlarda modelli araçlar var mesela ya da modelsiz araçta da çok oluyor. Kopuyor. Yani %50 %50 diyelim. Başımıza çok geldi. Tamponun ayarlarını bozuyor. Çünkü ön demire yüklendiği zaman zayıf oluyor çoğu. Gerdirme yapıyor. Sonuçta 1,5-2 ton çekiyor. Oradan yaptığımız yerden hiçbir sıkıntı olmuyor sanırım. Aynen. Tabladan rahatça bağlayabilir. Evet, araba gidiyor. Tamponumuzda zarar verilmesin diye ayağımızda halata da basabiliriz artık. Bu arayı aldıktan sonra daha açık kalmayacak. Pısık araba böyle çekilir diyorsun. Tabii ki aparatlarımız da var. Daha pısıkları da olur. Eğitli arabalar olur. Onda da aparatlarımız var. Aparatla hallediyoruz. Şöyle biraz geniş açıdan alayım. Acaba nereye gideceğiz? Anahtarımızı kesinlikle üzerinde bırakmıyoruz. Sebep? Kapılar kilitleyebilir. Her şey olabilir. Bu özel bir mekanizma sanırım her arabaya. Evet. Yani bu tarz arabalara özel yapılıyor. Bu elektrikli kumandayla. Yani yorucu bir iş değil. Daha pratik, daha hızlı. Hem kayar olması daha iyi kayarsa. Daha pısıkları da alabiliyoruz diyorsun evet. Böylelikle. Evet Emre Hocam, en garip karşılaştığınız olay? Yani genelde saat 12'den sonra oluyor. Ne oldu mesela? Yani mesela alkol içen oluyor ya da bir yere uçmuş oluyor, tarif edemiyor. Ya da binanın arasına düşüp ufak bir yer diyor mesela, onu bile çözemiyor ya da batıyor akşamları. Genelde akşam oluyor, 12'den sonra. 12'den sonra heyecanlı şeyler oluyor. Aynen. Konum markından olmadan önce başıma gelen bir şeyi anlatayım. Konumlar yoktu daha önce işte böyle. Konumsuz gidiyorduk. Müşterimiz tabii ki hani şey olarak değil ama kekemeydi. Yani 1,5 saat birbirimizi aradık. En büyük şeyimiz yer bulma. Aynen. Şimdilik veda ediyoruz. Arabamız hazır.
İndirmeyi de çekeceğiz üstüne. Tabii ki. Siz beni takip edeceksiniz aynen, sanırım. Ben sizi takip ederim, orada devam ederiz. Tamamdır, görüş. Veya dönüşte buraya uğrayacaksın mı? Aynen, buradan geçeceğim yine. Beni bırakır mısın buraya? Tabii ki bırakırım, beraber geliriz. Dur. Şu an kapatıyorum videoyu ben. Tamam. Hadi görüş. Çıkar. Sadece el frenini çektik ve park aldık. Aynen, aracı el frenini çektik, park aldık. Halat bağlı. Zaten sağlam bir şekilde olduğunu çözdükten sonra... Çok hızlı da gitmiyor sanırım. Tabii, kesinlikle. Tamam. Yani uzun yol ya da hızlı gideceğimiz zaman şeyler var, halatlar var. Onlarla, kırgırlarla tekrar bağlıyoruz. Kitliyoruz diyorsun. Evet. Mehmet Mutlu ve Emre Mutlu kardeşlerin yerine geldik. Bir benzinlikle tanıştık Mehmet'le. Genç, dinamik arkadaşlar. Bakalım onların da videosu gelir herhalde. Bu arkadaş da Emre. Hani burada da Emre. Şimdi indirmeye geçiyoruz. İndirmeden nelere dikkat etmeliyiz? İndirirken yani müşteri yoksa yanınızda, müşteri yoksa direkt atlat diyorsun. Ne yapıyor? Müşteri yoksa yanınızda halatı söküp kendiniz indirmeniz lazım. Yani ya da halatla ağır ağır bırakabilirsiniz. Eğer ki kumandalıysa, kumandalı değilse arabanın el freni ve parkta olduğuna dikkat edip halatı söktükten sonra arabaya binip kendiniz ağır ağır indirebilirsiniz. Sen diyorsun ben fanteziye gireceğim. Şu an araç var. Kıyık dedi. Aracımızı da kilitledik. Çok geçmiş olsun abicim. Teşekkür ederim. Bizden bu kadar. İletişim numaralarını bir de sesli söyle. Motoru çalıştırmadan şöyle duysunlar. 0507-345-1614 arkadaşlar. 7/24. 7/24 açık. Kesintisiz. Her saat, her dakika arayabilirsiniz. İyi günler de kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.